Laterna TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün bizim için çok önemli bir konuk var. Hayatımızda ilk defa olimpiyat şampiyonu bir takımın elemanını ağırlıyoruz. Ampute Futbol milli takımı oyuncusu Şehmuz Erdinç bizlerle birlikte hoş geldin. 4-1'lik maçta senin de golün varmış. Hı hı. Ve de dünya şampiyonu öyle olmuşsunuz. Evet. Doğru mudur? Doğru. Şehmuz Erdinç kim? Yolunu kaybetmişken futbolla tanışan, futbolla tanıştıktan sonra kendine bir yol çizen, oradan da başarıdan başarıya savaşan, mücadele eden sade bir vatandaş. Peki yolunu kaybetmişken futbolu nasıl buldun? Ya yani şöyle oldu. Bazı şeyler nasip olacak. Bazı şeyleri Rabbim nasip ediyor. Protez yaptırmaya gittim. Daha doğrusu protezimi kırdım ben futbol oynarken. Anneme söyleyemiyorum. Dedem duysa zaten gebertir. Ben babayı 2000 yılında kaybettim. İster ömür. Şimdi kimseye, benimle ilgilenecek olan hiç kimseye söyleyemiyorum durumu. Çünkü haftada bir protez kırıyorum. Artık bıktılar. Öyle bir durum. Ve futbol oynarken kırıyorum. Tek ayakla seke seke 2 kilometre falan gittim ben. Protezcim okuduğum okula 2 kilometre mesafedeydi. Dedim abi beni kurtar. Eve ben böyle gidemem. Tam o hadi protezi yapalım edelim derken İzmir Altay Ampute Futbol Takımı'nda oynayan bir kalecimiz vardı. Mehmet Akar isminde. O girdi içeri. Dedi sen dedi futbol oynar mısın dedi. Dedim. Sen topu göster. Bak dedi hani Kanadiyen zordur, yapabilir misin, alışabilir misin falan. Ya dedim sen topu göster ben amuda kalkarak da oynarım onunla sıkıntı yok. Gerçekten de hani iddia ettiğim gibi oldu. Normalde koşmak için ampute futbola yeni başlayan bir vatandaşın hani koşabilmesi adına 3 ya da 4 hafta diyelim. Tempolu koşabilmesi adına. Çünkü o Kanadiyen'e alışacak, ellerinin içi patlayacak, Kanadiyen'den dolayı stoplayacak, patlayacak, tekrar Kanadiyen'den uzaklaşacak, tekrar yakınlaşacak falan bir süreç bu. Zorlu da bir süreç. Birinci günün 30. dakikasında falan ben koşmaya başladım. O zaman Hasip hocamız vardı. Şimdi Ankara Gücü altyapısının başında. Baktı dedi bunu nereden buldunuz? Ligin devre arasıydı. Bir ayda beni müsabaka oynamaya hazırladı. O dönem takımdaki ligdeki takım sayısı çok azdı. 8 takım vardı. Ben 6 maçta oynadım. 6 maçta 6 gol attım. Bir anda milli takıma seçildim. Ne mutlu sana, ne güzel. 2010 yılında oradan öyle devam ettik. 2010 yılındaki milli takım ama herhalde ben gençler tabii seviyesi miydi? Yo, A takıma seçildim. A takıma seçildin. Bravo valla. Kaç yaşındaydın milli takıma seçildiğinde? 16. 16 yaşında milli takıma girdin. Yani şöyle ha milli takıma girdim ama 2010 senesindeki Dünya Kupası'na gidemedim. Tabii çok toydum da. Yani o önümde çok meziyetli, çok tecrübeli abilerimiz vardı. Ne mutlu sana vallahi. Ne güzel. Şükür. Yani o süreci yaşamış olmak gerçekten çok önemli. 16 yaşında milli takıma davet ediliyorsun, kamplara gidiyorsun. Sadece turnuvaya gidememişsin. Bence bu kayıptan ziyade bir kazanç. Ne güzel. Ne güzel vallahi. Bravo. Peki bilmeyen birisi olarak soruyorum. Kanadiyen nedir? Kanadiyen koltuk değneği dediğimiz. Hı hı. Yürümemize yardımcı olan medikal bir malzeme. Biz bu medikal malzemeyi yürümek için değil, koşmak için kullanmaya başladık. Böyle bir şey. Yani bunu nasıl söyleyeyim? İnce uzun bir boru düşünün. Üstünde de tutabilmeniz için L şeklinde bir yapı oluşturuyorlar. Hı hı. Ve siz bununla koşmaya çalışıyorsunuz. Peki bu nasıl bir teknik? Nasıl öğreniliyor bu? Aslında bu bir doğal öğrenim süreci gerektiriyor. Öyle mi? Kişinin ilk aşama doğal öğrenim süreci gerektiriyor. İleri teknikte kullanabilmek için tabii onun eğitimini alıyoruz. Antrenmanda alıyoruz. Koordinasyon çalışmalarıyla işte ne bileyim Kanadiyen'in kullanımına özgü hareketleri antrenman içine sıkıştırarak hocalarımız Kanadiyen kullanımını daha efektif hale getiriyorlar. Ama ilk öğrenim süreci tamamen doğal çünkü sizin yeteneğinizle alakalı bir şey. Nasıl bir antrenman düzeniniz var şimdi? Haftanın 4 günü antrenman, 1 günü maç şeklinde gidiyor lig müsabakası oynandığında. Ama milli takım hazırlık süreçlerinde 10 günlük, 12 günlük kamplar ve günde çift idman. Sonunda da turnuvaya gidiyoruz. Normali standardı konuşayım. Dünya Kupası, lig oynanırken ligde 4 antrenmanda şöyle yapıyoruz. Bir haftanın ilk günü yenileme antrenmanı, bir gün yükleme antrenmanı, iki günde taktiksel çalışmalarla geçiyor. Futbol her yerde futbol. Futbol taktiği her yerde aynı. Hı hı. Ama ampute futbolda az önce içeride sohbet ederken de söyledim. Başka bir dinamik daha var. Basketbola benzemesinin şöyle bir yanı var. Alanının dar olması. 60'a 41 alanda oynanıyor. Alan dar olduğu için basketboldaki gibi her an bir aksiyon var. Yani futboldaki gibi düşünüp basketboldaki gibi oynuyoruz. Bu da insanları daha çok cezbettiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli insanlar sağa pas, sola pas, işte bir
O topu oradan hazırla, onu oyala, savunmada bekle. Bunları izlemek istemiyor. İnsanlar aksiyon izliyor. Daha çok bilinmezliği izlemek istiyor. Daha çok heyecan yaratacak şey izlemek istiyor. Ampute futbolda Türkiye'de bu yüzden çok tutuldu bence. Yine 11 kişiyle mi oynanıyor? Hayır. Bir kaleci 6 oyuncu şeklinde sahaya çıkıyoruz. Kadro toplamda 15 kişi oluyor. Diğerleri yedek. Oyuncu değişikliklerimiz sınırsız basketboldaki gibi. Sarı kart ve kırmızı kart cezalarımız var. Normal futboldaki gibi. Kalecilerimiz ceza sahası içerisini terk edemiyor. 8'e 11 alan. 5'e 2 20 de kalemiz. Ha, her şey farklı yani sonuçta. Evet, evet, evet. O zaman nasıl bir sahada oynuyorsunuz? Bunlar özel futbol sahaları mı yoksa futbol sahalarını sizin oynayabileceğiniz duruma mı getiriyorlar? Şimdi şöyle, Türkiye aslında tesisleşme anlamında önemli bir ülke. Çim zeminimiz de var, suni çim zeminimiz de var. Futbol takımının, o şehirde bulunan futbol takımının ya da o kulübün imkanları doğrultusunda hangisi müsaitse. Kendi tesisi, sadece ampute futbol tesisi olan birçok kulübümüz var. Alves Kablo gibi, Etimesgut gibi, Etimesgut Belediyesi, Şahinbey Belediyesi gibi. Ama Alves Kablo'nun şöyle bir özelliği var bunların hepsinin arasında. Alves Kablo ampute futbol takımının. Diğer ikisi belediye takımı bütçesini devletten alabiliyordu. Ama Alves Kablo ampute futbol takımı öyle bir şey yaptı ki Türkiye'de kendi başına, kendi imkanlarıyla, tamamen öz kaynaklarıyla saha yeri aldı, sahayı yaptı. Ampute futbolda yani Türkiye'deki engelli vatandaşlara bir artı değer kattı. Çünkü özel bir şirketin kendi cebinden para çıkartması zordur. Çünkü o adam o parayı zor kazanıyor. Bu yüzden bu bence daha kıymetli. Hangi şehrin takımı? Ankara. Ankara. Şu an benim oynadığım. Ne mutlu bize o zaman Ankara'lı. Evet, evet. Ama Ankara'da gerçekten Etimesgut Belediyesi de çok şey yaptı. Bu işin öncülüğünü fazlaca yaptı. Kaç lig var Türkiye'de? 3 tane lig var. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig. Kaç takım? 32 takımımız var. Toplamda. Şey pardon, 34 takımımız var. Bu sene 2 tane arttırdık. Toplamda 34 ve her biri onar onar mı oynuyor kendini? 14 Süper Lig, 10-10 aşağılar. Anladım. Vallahi ne güzel. Bir gün mutlaka izlemek isteriz. Peki ya, Alves Kablo'nun nerede stadyumu? Tam Batıkent'te, Batıkent metrosuna yaklaşık 1 kilometre. Ostim ve Batıkent metrolarının arasında. Arasında, anladım. Tam böyle bir çarşı var orada. Anladım. Lokasyon, şey konum atarım ya. Memnun olurum. Peki. Bu ekibi bekliyorum ama. Şimdi bu ampute futbola dedin ki belli bir koşul gerçekleşti ve ben bir şekilde girdim. Ama herhalde birileri de destek oldu sana. Aileden, aile dışından ya da... Köstek oldular diye. Ciddi mi? Allah ömrünü güzel etsin. Annem hiç istemiyordu. Öyle mi? Hiç istemedi. Yani sonuna kadar karşı çıktı. O da babamdan kaynaklı. Kötü bir niyeti yok. Hani benim kötülüğümü istediğinden değil. Babam futbol oynarken lenf kanseri oldu. Ondan önce de verem oldu. Hep bunlar futbol oynarken yaşadığı için. Tabii futbol yüzünden olmadı bunlar. Başka sebeplerden olmuştur ama annemin tabii kendi zihninde hep o canlandı. Büyük ihtimal eşini kaybetmesi, işte futbol yüzünden oldu, işte futbola aşıktı, o yüzden hiç kendine bakmadı, dinlenmedi, oydu buydu. Ben de öyle olacağım zannetti ama her sakallı değil. Peki, dünya şampiyonası nerede oldu? Dünya şampiyonası İstanbul'da. Sizin şampiyon oldunuz. Evet. Geldi mi annen maçlara? Geldi. Nasıldı peki tepkisi? Ağladı. Duygusallaştı da biraz. Sağ olsunlar. Yani köstek aldılar derken işin esprisiydi. Futbol oynamam için ilk kramponumu amcam almıştır misal. Annem gecenin geç saatinde gelmeme rağmen çamaşırımı hemen yıkar, ertesi güne hazırlardı. Kendi de aynı zamanda çalışıyordu. Çalışan bir kadın için zordur yani akşam evde tekrar bir iş yapmak. Ama ona rağmen sağ olsun hiç kimsenin karşısında beni eksik bırakmadı. Amcam da keza öyle. İkisi de geldi Dünya Kupası finaline. İkisi de çok duygusallaştı. Tabii amcam biraz da sitem etti. Kaç kilometreden bizi getiriyorsun, hemen sarı kart görüyorsun falan. Gördün mü hakikaten? Biraz agresif bir oyuncu. Gattuso'nun Türkiye versiyonu gibi bir şey. Peki, daha evvel şampiyonlukların var mıydı? Benim şimdi saymaya başlayınca böyle birazcık ego gibi olacak da. 10 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa şampiyonluğu, 3 tane dünya üçüncülüğü, 1 tane dünya ikinciliği, son olarak da dünya şampiyonluğum var. 2015 yılında da Euro Cup'ta turnuvanın gol kralı olmuştum. Dünya şampiyonu olmak hepsine bedel. İki şey var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu. Hepsine bedel. Her şeyi yaşadım diyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığımda aynı zamanda takım kaptanısın. Çok başka bir duygu. Yani bunu tasvir etmek nasıl tasvir edilir bilmiyorum da. Ya o kupayı ellerinizde kaldırıyorsunuz. Herkes size bakıyor çünkü siz böyle herkesin hayal ettiği o şeyi başarmışsınız. Değişik bir şey olsa gerek. Benim hiç yaşayamadığım bir duygu bu. Ağladın mı peki? Gizli gizli. Ben herkesin önünde ağlayamam.
herkesin önüne alayım ama gerçekten Şampiyonlar Ligi, özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra, Dünya Kupası'ndan sonra olmadı da Şampiyonlar Ligi'nden sonra çok da zor bir süreçti. O dönemki sponsorumuz birazcık da hoş olmayan şekilde davranıyordu bize. Hani takım arkadaşlarıma karşı da mahcubiyetim vardı. Çünkü ben o takımın 10 yıllık, 12 yıllık sporcusuyum. Sporcusuydum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken çocuklar maaş almadan, yaklaşık 2 ay, 3 ay maaş almadan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşlardı. Onun vermiş olduğu artık bir duygu patlamasıyla gizli gizli ağladım evet. Yani ben duramam herhalde. Ben zaten ağlak bir adamım. Sürekli ağlarım herhalde. Çünkü buradan milli bayrak çıkıyor. Milli marş okunuyor. Bak tüylerim diken diken oldu. O çok ayrı bir duygu. Dünya Kupası kendi ülkemde oynanıyor. Yani 12 yıldır hemen hemen her turnuvada, uluslararası her turnuvada bulunmuşum. Yok ki Türkiye'de bir örneği daha, dünyada Türkiye'dekinin bir örneği daha yok. 24 Türkiye vardı, 23'ü Özbekistan hariç, bizimle beraber kalan 22. 22 takımın tamamı bizden şikayetçiler. Bizi sevmiyorlar. 1-1 olduğunda maç bize küfürler, hakaretler tribünden kendi ülkemizde. Yani ailelerimizin artık dayanamadığı raddeye geliyor. İngilizce bilenlerin dayanamadığı raddeye geldi. O ortamda asker selamını çakıyorsunuz. Bayrağınızı o 22 ülkeye gösteriyorsunuz. Bunun hazzı ne parayla satın alınır ne de başka bir şeyle. Ülkenin cumhurbaşkanı geliyor size, kupanızı takdim ediyor. O 22 takımın önünde 15 kişiden hesaplarsak bir takımı, sadece sporcu. Yani çok amiyane bir tabir kullanacağım. Hakaret etseniz daha az canlarını yakardınız. Öyle bir duygu ya. Vallahi tebrikler ve ne mutlu size. Teşekkürler. Şimdi... Anlatıp kendime bir yaşadım orayı. Ama yaşanır mutlaka ya. Yani oradan bayrak, oradan milli marş, Türkiye'desin. Kim bilir ne garip... Galatasaray diyeyim, Galatasaray'ın stadı. Peki, engel ne demek senin için? Kendinize koyduğunuz duvarlar. Yani siz, ayağınızın olmayışı, kolunuzun olmayışı, herhangi bir uzvunuzun eksikliği değil engel olan. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu kısıtlılık olarak tabir ediyor. Siz zihninizde neyi kısıtlarsanız sizin için engel olur bence. Yani ben bunu öğrencilerime de zaman zaman söylüyorum. Siz yapamam dediğiniz anda engellisiniz. Yapamam diye bir şey yok. Biz bu ülkede yıllarca... Bunu yapamayız. Onu yapamayız. Yok biz, yani girmeyeyim oraya. Hani şunu biz başaramayız. Bu bizim harcımız değil. Bu tamamen kendini engelli saymak. Ülkecek kendini engelli saymak. Ya da şahsi olarak ben bu kamerayı kullanamam. Ben bu mikrofonu yerleştiremem. Bunlar engeldir. Kendi zihninize koyduğunuz engeldir. Ben burada hiçbir şey bilmiyorum şu an kamera arkasına dair. Ama öğrenemem diye bir şey yok ki. Öğrenirim yani. Zor değil. Bir yılımı alırken öğrenirim. Ben öğrenemem dediğim anda engelliyim. Yapamam dediğim anda engelliyim. Yoksa diyorsun yapamayacağımız şey yok. Hepimiz için geçerli. Bugüne kadar ne istediniz de başaramadınız? Var birkaç tane de söyleme. Bence yeterince mücadele etmediniz. Bence yeterince mücadele etmediniz. Olabilir, bilmiyorum yani. Olabilir. Doğru söylüyorsun yani diyeceğim. Yani şey erken yok. Bırakmış abi. Mesela şöyle söyleyeyim. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra penaltılarda kupayı kaybettikten sonra biz bıraksaydık dünya şampiyonu olabilecek miydik? Tabii o hırsla devam ettiniz büyük bir hırsla. Vazgeçmemek lazım. Yani tabii bir de yapamam dememenin yanında bir de yaparım demenin yanında bir de inat etmek lazım. Peki başarı ne demek senin için? İnsanların gönlüne girebilmek. Öyle mi? Ne mutlu sana. Girmişsin gibi de gözüküyor zaten. Bilmiyorsun. Sormak lazım. Benim gönlüme girdin en azından. Buradaki stüdyodakilerine de girdin. Çünkü ne diyeyim? İçi güzel bir insansın. Öyle diyeyim ben sana. Sağ olun. Bugün şöyle ekleyeyim. Bugün Neşet Ertaş'ı sevmeyen var mıdır aramızda? Yok. Yani hiç sevmeyen bile kötü veya olumsuz bir şey söyleyemez değil mi hakkında? Ne yaptı adam? İnsanların gönlüne girdi. Yaptığı eseri bilmeyebilirsin ama Neşet Ertaş'ın ismini her zaman bilirsin. Tabii. Doğru. Benim dünya şampiyonu olduğumu bilemeyebilirsin ama her zaman ismimi bilirsin. Vallahi ne mutlu bize. Şimdi unutamadığın bir sürü anın vardır mutlaka da. Bir tanesini veya iki tanesini bizimle paylaşabilir misin? Bir tanesi 2013 yılındaki Şampiyonlar Ligi'ydi. Daha o zaman resmi değildi. UEFA'nın düzenlediği değildi. Dünya Ampute Futbol Federasyonu'nun düzenlediğiydi. Dünyadaki bütün şampiyonları çağırıyorlardı. Şampiyon Kulüpler Kupası diye geçiyordu 2013'te. Ruslar bizim için çok erişilmez, az önce de söyledim ya, sizi zihninize koyduğunuz zaman engellisiniz diye. Biz de hep Rusları böyle kafamızda yenemeyiz. Bunlar çok iyi, bunlar çok iyi, çok yetenekli. Biz o seviyede değiliz. İlk maçta ben takıma hayat verdiğimi düşünüyorum o golle. Yani takıma bir inanç sağladığımı düşünüyorum. 2013'te çünkü çok daha oturmuş bir oyun yapım yoktu. Daha çok eksiğim vardı.
oyun anlamında, teknik anlamda. Ama takımı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra finalde tekrar karşılaştık onlarla. 2-1 yenildik ilk maçı. Finalde tekrar karşılaştık onlarla. 5-0 kazandık. Of. Vallahi ne güzel. Yani unutamadığım en büyük anım bu. İkincisi Dünya Kupası şampiyonu, üçüncüsü Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Peki dünyada siz bir kere lidersiniz anladığım kadarıyla. Şu an evet. Başka kimler var? Hangi ülkelerin takımları var? Yani Rusya. Rusya. Çok üst düzeyler. Özbekistan, Brezilya. Müthiş yetenekliler. Yani ne yapacakları hiç belli değil. Tamamı tam Brezilyalılar. Yani normal futbolda Brezilya nasılsa amfite futbolda da öyle. Çok yetenekliler ama disiplinli değiller. Yoksa gerçekten dünya şampiyonu olmamaları imkansız. Angola. Adamlar 3 Dünya Kupası final oynadı arka arkaya. Birini kazandı, ikisini kaybetti. Yani gerçekten çok kaliteli ekip. Peki bizim ligimizde yurt dışından transfer futbolcular var mı? Bizim ligimiz İngiltere Premier Ligi ya. Öyle mi? Normal futbolun Premier Ligi. Yani Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuş bir takım çok rahat dünya şampiyonu olabilir. Yo, ben yurt dışından gelmiş futbolcu var mı dedim. Var işte. Var yani. Oo. Yani şu an yabancı sınırımız 4 ya da 5. 4 yabancı ile oynayabiliyoruz sahada. Mübarek isminde bir çocuğumuz, yani bir arkadaşımız var. Ganalı. Nasıl söyleyeyim, nasıl tabir edeyim onu normal futbolda size? Ronaldo'nun biraz esmer halini düşünün. Kaç tane yabancı var sizin takımda? Bizim takımda 4 tane var. Haiti'den getirdik. İkisi de son dünya şampiyonasının gol kralı. Bizde ama gol atamıyorlar şimdi, bakacağız. Bir sıkıntı var. Sen öğretirsin artık. Ya biz götüremiyoruz tabii. Ben orta sahibiyim. Ya ben götüremiyorum. Bende problem var ya onunla problem var ya. Bir yerde var. Birçok engelli bireye umutsun büyük bozuk. Öyle mi dersiniz? Bence öyle. Onlara ne gibi bir mesaj aktarmak istersin? Ya birçok engelli bireye umut muyuz bilmiyorum. Hani ama... İnsanların ama sizi gördükçe karşısında, insan böyle bir en azından umut dolu oluyordur. Engellilerin ekrandaki hali olduğumuzu söyleyeyim. Yani şöyle söylemek istiyorum. Az önce de söyledim. Koşamıyorsan yürüyeceksin. Yürüyemiyorsan sürüneceksin. Sürünemiyorsan bir yolunu bulup hedefe gideceksin. Tekerlekli sandalye yaptıracaksın. Tekerlekli araba yaptıracaksın. Gene o hedefe gideceksin. Başaramayacağın bir şey yok. İki ayağın, iki kolun olmayabilir. Bugün yanlış hatırlıyorsam ismini düzelttin. Stephen Hawking'si değil mi? Hı hı, evet. Tekerlekli sandalye. Doğru. Adam konuşamıyor bile. Doğru. Yaptığı teknolojiyi gördünüz mü? Evet, doğru. Bunu yapan bir insan, dırıldanan biz. Yani kimse kusura bakmasın, yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben kendini engelli sayanlara, engelli değilsiniz, engelsizsiniz diyorum. Zaten başta da onu söyledin başta. Bence çok doğru da bir felsefe. Vallahi ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Saygı duyuyorum sadece. İleri planların nedir buradan sonra? Galatasaray'da hoca mı? Galatasaray'da hoca olacağım. Ondan sonra Fatih Terim'in yerini alırım falan, başkanlığı alırsam oradan. Ama olmaz. Fatih Terim'e benzemiyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Aslında Fatih Terim çok tatlı bir adam. Bilmiyorum ki, bize öyle gözükmüyor ama ya, ekranda. Medyaya bakıyorsun. Arda Turan. Mesela medya yerden yere vuruyor. Emre Belözoğlu. Ben Türkiye'de en çok Emre Belözoğlu'nu severim mesela. Öyle mi? Türk futbolunda. Sahada takımı için mücadele eden adamı niye sevmezsin? Yani rakibiyle uğraşıyormuş. Düşmesin rakibi de. Peki, düşmesin. Sizde var mı öyle bir takım ben. Şeyler? Sen mi? Direkt ben. Şarj mı deniyor onlara? Ne deniyor? Ya ben yaparım. Yani ben saha içerisinde benim için her şey mübah. Yani öyle söyleyeyim. Çok yakın arkadaşım. Çok da severim. Dünya Kupası'nda Şiklet diye bir sporcumuz Etimesgut'ta beraber oynadık. Birbirimize ne küfürler ama. Ne küfürler. Maç bitti. Ben ondan özür diledim. O benden özür diledi. Sahada ülkemizin bayrakları için mücadele ettik dedi. O gitti, ben gittim. İki gün önce de maçta karşılaştık. ODTÜ takımında oynuyor. Sarıldık birbirimize. O yani. Ankara'da kaç tane amputo futbol takımı var? 4. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi zaten bu işin çıkış noktası. Tabii şu an gazi yoğunluğu çok azaldı. Onlar farklı bir projeye yöneldi. Tamamen genç yaşta 16-22 yaş arası sade vatandaş da olur, gazi de olur fark etmez. Onları arıyorlar, buluyorlar. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Kendilerine bir proje edindiler. Allah yollarını açık etsin. ODTÜ takım var. ODTÜ Teknokent. Etimesgut Belediyesi var. Alves Kablo Ampute futbol takımı var. Şahin Bey Belediyesi'nin de takımı Ankara'da antrenmanlarını yapıyor. Çünkü sporcuların çoğunluğu Ankara ikametli. Cuma günleri gidip
Antep'te son antrenmanlarını yapıp Antep'te maçlarını oynuyorlar. Hocalar da burada zaten. Basketbolda da bir zamanlar öyleydi. Demek ki burada da bir süre sonra orada tesisler kurulacak, olanaklar yaratılacak. Şahin Bey'de bir tesis var. Ampute futbol tesisi. Var mı? Demek ki başka nedenleri vardı. Dediğim gibi sporcuların çoğunluğu Ankara. İşte basketbolda da yıllar evvel öyleydi. Şimdi hepsi Antep'te yaşıyorlar. Öyle mi? Yıllar evvel Beslen Gaziantep basketbol takımı Ankara'daydı. Maçlara Gaziantep'e giderlerdi. Sanki sizde pivot havası var. Oynadınız mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben oyun kurucu diyelim. Guard mıydınız? Guard'tım ama bu halime bakma şimdi. Basketbol severim. Takip de ederim. O yüzden biliyorum. Yani bir de Gaziantep'liyim. Öyle mi? Bunun yerine. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ben Antep'i zaten çok seviyordum. Hiç sorun değil. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu zevkli sohbet için de çok teşekkür ediyoruz. Ve hani içi güzel bir insanla tanışmış olmaktan da çok mutluyum. İyi ki geldin, iyi ki bizimle hayatını paylaştın. Ben teşekkür ediyorum. İşin açıkçası gelirken ben bu kadar keyifli olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hatta ben saat 11'de evden çıktım. 11'de hazırlanmaya başladım. 11:20 geç evden çıktım. Saate de bakıyorum. 10 dakika kala yetişirim falan dedim. Şimdi diyorum ki keşke daha erken gelseydim. Tekrar bekleriz. Çaya geliriz. Senin oraya gidelim. Alves futbol takımının hem maçını seyredelim. Biraz da çekim yapalım. Küfürleri bipleriz ama. Onları. Yok, o lig içinde edemiyorum. Türk hakemlerle olmuyor. Hemen anlıyorlar diyor. Hemen kartla geliyorlar. Sen ne yaptık ya biz adamı. O zaman Angolaca öğren. Yani onlar da işte. Portekizce konuşuyorlar. Portekizce konuşuyorlar. Portekizce'ye merakım var şu aralar. Bakacağız orada. Portekizli bir vatandaş bulursam öğrenirim ondan. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Teşekkürler.